Şimdi bir de Suat Bey, biliyorsunuz bu olaylar tabii ki kimse temenni etmez. Yani biz de temenni etmiyoruz. AK Parti de olsa öyle, başka partiler de olsa, ama daha da büyüyebilirdi gerçekten. İmamoğlu'nun konvoyunun alandan güçlükle ayrıldığını görüyoruz ki kendisi en çok da vatandaşlara taş daha fazla isabet etmesin diye. Çünkü fotoğrafları da gördük, çocuklara taşlar isabet etmiş. Kanlar içinde maalesef yüzleri kalmış. Amcalar öyle. Yani şunu soracağım. Erzurum bu olaydan sonra, bu taşlı saldırıdan sonra geceyi nasıl geçirdi? Yani dün gece ve bugün medyaya yansıdığı ya da yansımadığı kadarıyla gerginlik sürdü mü? Taşkınlıklar yaşandı mı? Gece 2'ye kadar gerginlik sürdü çünkü bu sokak çapulcularını dokunmadılar. Konvoylar yaptılar, istemediği muhalefet partilerinin seçim bürolarına saldırdılar, bayraklarını indirdi, yaktılar. Olmadık kişilere caddelerde insanları taciz ettiler ve 2'ye kadar bunlar rahatlıkla gezdi ve polisler sadece izlediler. Dün gece 2'ye kadar Erzurum'da bir korku havası hakim oldu. Ama bu sabahtan beri halkta çok büyük bir tepki var kendilerine. Onun için hemen ilgili siyasi partiler bizden alakası yoktur gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Çünkü halk demokratik bir sistem, ortam olmasını istiyor. Herkes görüşünü söylesin istiyor. Ondan sonra anladılar ki buradan ofsayta düştüler. Buradan oy kaybedecekler. İşte yok miting izinsizdi. Yok işte efendime söyleyeyim İmamoğlu tahrik etti gibi yine komik ucube işlere gidiyorlar. Şimdi Miting ben alanına burada bir otobüs şey söyleyeyim. çekilmiş değil mi Suat Bey? Yani o Efendim alanda tahrik doluluk eden vardı. Nasıl miting yapacaklardı ki? Kendileri o gün durup dururken oraya onlarca otobüs getirip çektilerse bu insanlar orada birikmesinler diye. Daha önce orada başka partiler yaptı bunlar. Milletvekili tanıtımı yapıldı orada. Ama işte o gün sırf biz yapmayalım diye, İmamoğlu orada konuşamasın diye, CHP miting yapamasın diye yaptılar. Baktılar ki baş edemiyorlar, baktılar ki çok büyük tepkiler geliyor. Otobüsleri çekip bu sefer de organize edilmiş kalabalıkları getirip bizim taşlanmamızı ve oradaki mitingin yapılmamasını sağladılar. Ama Erzurum kamuoyunun, bakın bu olayların Erzurum'da marjinal bir kesimin ürünü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erzurum kamuoyunun AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi, İYİ Partilisi'yle genel manada bunu şiddetle kınadığını hepimiz biliyoruz. İnsanlar her yerde demokrasi varsa istedikleri yerde toplantı yaparlar ve görüşlerini açıklarlar, fikri var. Bundan dolayı Erzurum'da şu anda bunu yapanlar işte insanlar tarafından tasvip edilmiyorlar. Tam tersi çok ağır eleştirilere tabi tutuluyor. Tabii Erzurum için talihsiz bir olay oldu ama Erzurum şehriyle bu işi ilişkilendirmenin hiçbir manası yok.